Tuncar Bey'in yakını. Evet. Ben kızıyım. İyiyim mi? Görebilir miyim? Tuncar Bey çok şiddetli bir kafa travması geçirmiş. Aldığı darbeden dolayı kafasının arka tarafında yaygın subaraknoid kanama oluştu. Kurtaramadık. Maalesef kaybettik. Başınız sağ olsun. Kazayı duyduğumda böyle bir şey olabileceğinden korktum. O yüzden bunu yanımda getirdim. Bu ne? Baban eğer kendisine bir şey olursa, yani siz buluşmadan önce mutlaka seni bulup bunu sana vermemi istemişti. Mühim bir şey olabileceğini düşündüm. Arabada bilgisayar var. İzlemen için gidip getirebilirim. Baslana bak Tuğba. Hadi babası. Bak baba üflüyoruz şimdi. Hadi üflüyoruz kızım. Hadi. Bak, hadi. Hadi direkt tutalım, üfleyelim. Çok mutlu olalım. Oh, aferin. Hadi. Tuğba. Bakın. Hadi Tuğba. Hadi yürü biraz. Hadi burada. Hadi yapalım. Babamız çok seviyoruz seni. Hadi hadi bir pastası. Hadi yiyelim. Ay bravo. Bravo. Hediyesini verelim. Hadi baba aç bakalım hediyesini. Aç bakalım. Aç açar mısın? Aç aç. Şunlar var. Ne kadar güzel. Bak ne yapıyor babasına. Bak babasına ne yapıyor bak. Maalesef her şey böyle sevinçli mutlu gitmedi tabii sonra. Yokluğunda doğum günlerini her yıl kutladım. Her yıl. Tabii sonra her gün dönmek isteyip her günün sonunda böyle bir cesaret edemediğim için kaldım. Ne bileyim, anlatamayacağımdan mı korktum? Belki de ikimizin arasında kalmandan korktum. Yani annenle benim aramda tercih yapmak zorunda kalıp daha da mutsuz olmandan. Yani biraz daha büyümeni, böyle zamana bırakıp beni anlayacak yaşa gelmeni bekledim. Oo, tabii zaman geçtikçe geri dönmek daha da zorlaştı. Kendi kendime dedim ki en iyisi kendini unutturmak. Cenazesiz, belki de mezarsız, hiçbir iz bırakmadan kaybolmak. Tamam, belki babasız ama kavgasız, huzurlu bir evde büyümeni istedim. Annenden sonra bir daha evlenmedim. Ne ciddi bir ilişkim oldu ne de senden başka çocuğum. Şimdi beni izliyorsan eğer, bu son kez sarılamadık demektir birbirimize. Ya ben sana gelemeden ölmüşüm ya da kendimi affettirememişim demektir. Ya keşke hayatın bir geri sarma düğmesi olsa, başa dönebilsek. Hata yapmaya, pişman olmaya hakkı olmalı insanın. Ben yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim ama ya ben seni kaybettiğim için pişmanım be. Yok. Boş ver. Kızım. İşte anlat. Yani böyle. Canım benim. Thank you.
son bir kez görebilseydim. Son bir kez sarılabilseydim sana. Babacığım deseydim. Ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Bunu gerçekten ister miydin Tuğba? Ne fark eder ki? Çok istersen olur derler ya. Şuraya bak Tuğba. Tam köşeye. Dili karşındayım. Neden? Neden yaptın bunu? Şeker renk olan aramız düzelsin diye. Bütün istediğim buydu işte. Çocukken acıtmazdı ağlamak. Eskiden kolaydı oyun.